Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Projelendirme, ürün tasarımı, mobilya tasarım ve imalatı gibi pek çok hizmeti bünyesinde barındıran bir mimarlık firmasına gideceğiz şimdi. Kurucu Öykü Peker Arslan firma ile ilgili soruları yanıtlayacak. Hoş geldiniz Öykü Hanım. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim siz. Sizleri gördük, daha iyi olduk. İlk olarak sizi daha yakından tanıyabilir miyiz? İsmim Öykü Peker Arslan. İstanbul doğumluyum. 1993 İstanbul doğumluyum. Kadir Has Üniversitesi İç Mimarlık mezunuyum. 2 yıldır da Dopa Mimarlık şirketinin yöneticisiyim. Peki iç mimar olmaya nasıl karar verdiniz? Nelerden ilham aldınız? Aile şirketiyiz ve inşaatla uğraşıyoruz. 1950 yılından beri de dede mesleği, aslına bakarsanız restorasyonla ilgileniyoruz. İlk dedem ön ayak olmuş, 1950'de başlamış ve daha sonra babamdan bizlere geçiyor. Ve ben de dolayısıyla çocukluğumdan beri tabii şantiyelerde hep zaman geçirdim babamdan ötürü. Hatta ilk şantiyem olan Tavaşlı Camii, Süleyman Ağa Tavaşlı Camii'ni bitirdim. Orada da şöyle bir şey vardı. Restorasyonda bazı ilkeler var ve siz onlara bağlı kalmak zorundasınız. Onları bazı şeyleri aşamazsınız. Hani çünkü siz nedir? Eskiyi onarıyorsunuz. Yeni yani eskiyi onarıp hani daha yeni hale getiriyorsunuz ve belli bir kalıptan çıkamıyorsunuz. Bu da beni zamanla şunu anladım. Caminin şantiyesinde de bulunurken orada herhangi bir tasarım, herhangi bir kendinizden ait bir şey oraya koyamıyorsunuz. Ve bu beni rahatsız etti. Bundan ötürü de ben nasıl farklı bir yola ayrılabilirim durumuna geldim. Ve zaten okuldan da iç mimarlık mezunu olduğum için okulda da hep yaptığımız projelerde bir şey tasarlamak, ortaya koymak, bu benim çok hoşuma gidiyordu. Daha sonrasında birkaç proje çizmekle başladım işe. Küçük küçük projelerim oldu. Proje çizim, villa, konut vesaire. Ve müşterilerin hoşuna gitmesi ve bunların geri dönüşlerini çok iyi almam, yaratıcılıkla birlikte birleşmesi, bunlar tabii çok hoşuma gitti. Ve bu kola girmiş oldum, firmamı kurdum. Şimdi bu yönde ilerliyorum. Çok güzel. Belli kalıpların dışına çıkmak size daha cazip geldi herhalde. Evet. Harika. Peki iç mimarlık mesleğinin uygulamaları ile ilgili yapılan yanlışlar nelerdir? Temelde bence bir yanlışlık var. O da şöyle. Bizim ülkemizde herkes ya iç mimar, ya mimar, ya mühendis. Ancak biz her şeyin tabii eğitimini alıyoruz. Bilimsel olarak bir eğitim alıyoruz ve iç mimarlıkta da bize gelen projelerde her şeyi sonuna kadar öncesinde çözümlüyoruz ve daha sonrasında bunu uygulamaya aktarıyoruz. Ama bizde maalesef insanlar iç mimarlığı küçümsüyorlar, farklı bir şekilde bakıyorlar veya mimarlar da iç mimarlık yapıyor ve böyle olunca hatalar ortaya çıkıyor. Çok fazla hatalar çıkıyor. İşte iç mekanlarda bazı kullanışsız alanlar ortaya çıkıyor. Çözümlenemeyen yerler, noktalar ortaya çıkıyor. Bunun gibi durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Peki küçük mekanları büyük ve ferah gösteren ipuçları verir misiniz bizlere? Bu çok geniş kapsamlı bir soru. Ancak şöyle cevaplayabiliriz. Tasarım mekan özelinde gelişen bir süreç. Biz bu tür küçük ve dar mekanlara daha minimal yaklaşıyoruz. Ve daha açık tonlarda, daha az eşyayla, eşya ölçek listemizi küçülterek bu mekanları daha ferah gösterebiliriz. Peki 2022 yılında hangi tasarım anlayışı ön planda olmalı sizce? Biz daha çok
kullanıcılara, kullanıcıların istekleri doğrultusunda, onların tarzlarına göre tasarımımızı onun sonucunda çıkarıyoruz. Lifestyle farklı konu ve konuklarıyla devam ediyor. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.